kaybolduğu gün Yavrum Murat Yalova'da eğitim kampında içtimadan sonra yapacakları sıra tekrar geri kaldırılıp çocukları kampa götüreceğiz diyerekten tekrar hazırlıyorlar tatbikatı diyerekten. Çocuklar gece saat 2.30 sıraları Boğaz Köprüsü'nde orada indiriliyor. Halk tarafından otobüs taşınıyor ve orada olan bütün arkadaşları çoğu yaralanıyor. Oradan komutanları, yani duyuşumuza göre komutanları, çocukları, bunlar öğrenci, halka sesleniyor, bunlara bir şey yapmayın diye koridor şeklinde yer açılıyor, çocukları kurtarmak için götürüyor. Ve orada 5 arkadaşı kalıyor. Bunlar biri benim Murat Tekin yavrum, arkadaşları 4 tanesi, isimlerini şu anda hatırlamıyorum. Bunlar orada kalıyor, halk tarafından kötü bir şekilde işkence edilerek bıçaklarla, kesici, delici maddelerle öldürülüyor yavrum. Biz bundan hiç haberimiz olmadı. 2-3 gün bu olayı televizyondan izledik. Kendimiz de seyrettik, baktık. Yalnız bir haber geldi. Arkadaşın annesi aradı beni. Çocuklarımız o olaya karıştırılmış. Bir şekilde çocuklarımız emniyette, hani emniyetleri açısından bekletiliyormuş diye haber geldi. O arada biz Murat'ı aradık. Okulları, hatta kampının her yeri, kampını aradık. Ama çocuğumuza bir şekilde ulaşamadık. Ulaşamadık. Sonra İstanbul'da abim vardı. O araştırdı. 3-4 gün buradan izledik ama hiç haber alamadık. Kendimiz gitmek zorunda kaldık. Yalova'ya gittik. Yalova'da orada arkadaşlarından haber aldık. Murat'ın da o olaya katıldığını, gittiğini öğrendik. Sonra İstanbul'a gittik. Bütün hastaneleri, emniyetleri, harp okulunu, aklımıza gelecek her yeri her şekilde araştırdık. Ama bir şekilde yavrumuza ulaşamadık. En sonunda yani 9 gün oldu. 10. gün artık çaresizce adli tıba bakmak zorunda kaldık. Ve orada da hani yoktur umuduyla gitmiştik ama çaresizce eşim ve abim baktılar. Orada yavrumun tanınmayacak bir halde bulunduğunu orada öğrendik. Tabii ki ben gidip yavrumu göremedim. Çok kötü bir şekilde zaten büyük bir şok yaşamıştım. Çünkü devletimizin okuluna emanet ettik ve çocuğumuzun tanınmayacak bir şekilde kendi imkanlarımıza cesedini aldık. Aldık, İzmir'e getirdik. İzmir'de de hiç aklımıza, hayalimize gelmeyecek bir şekilde yavrumuzu camiye cenazesi gidecek kabul edilmedi. Sonra yavrum selasını vereceğiz, verilmedi. Yani biz bunları hak etmedik. Biz öyle bir aile değiliz. Biz de bu devletin insanlarıyız. Biz her türlü devletimize her yönden destek yapan insanlarız. Biz bunları hak etmedik. Hiçbir şekilde. Yani çocuğumun öldüğüne değil şu anda ben hani yapılan bu zulme, o hak etmediğimiz suçlamaya karşı çok çaresizim. Bir anne olarak yani yaşadığım şu anda ölümün ben farkında bile değilim. Çünkü yavrumun acısına dahi üzülmeden haince suçlandığına gerçekten çok yani içim yanıyor. Biz bunları hak etmedik. Hiçbir şekilde bize bir hani arayan yok. Hani neden ne olduğunu soran yok. Yani biz bu devletin insan değil miyiz? Neden ilgilenemiyor? Neden bunlar böyle oluyor? Çok çaresiz şu anda. Gerçekten çok çaresiziz. Yani ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne olur bize yetkililer, bizi duyan, sesimizi duyan her kim olursa olsun ne olur bize destek olun. Bir şekilde bize ulaşın. Yavrumu da katledenlere sesleniyorum şu anda. Hiç mi vicdanımız yoktu? Hiç mi merhametimiz yoktu? Bu çocuğun nasıl çocuk olduğunu siz biliyor muydunuz? Tanısaydınız zaten elinizi kaldırmazdınız. Vicdanınız rahat olmazdı. Bu dünyada yaşayamazdınız. Öyle ahlaklı bir çocuktu. Karıncayı dahi incitmeyecek bir şekilde ben çünkü öyle yetiştirmiştim yavrumu. Bunu hak etmedi. Sizlere acaba rahat mısınız? Vicdanınız rahat mı? Sizlere sesleniyorum. İnşallah bu acıyı fazla sene sizler de tadın. Tek dileğim Allah'ımdan budur. Yapanlar cezasını bulsun. Özellikle yavrumu oraya götürenler, bu olaya sebep olanlar, hani o çocuklarımızı çaresizce, hiçbir suçları yokken, bu kötü durumda, böyle kötü bir şekilde suçlandıklara sebep olanlar, haince öldürenler, hepsinin bulunmasını istiyorum. Bir şekilde cezaları çekmelerini istiyorum. Tek dileğim budur. Diyeceklerim de bunlardır. Ben bir anneyim, çaresizim. İnşallah yapanların yaptığı yanına kalmasın. Tek dileğim bu.
Yapacak bir şeyimiz yok.